Gördüğünüz üzere şu anda yarım ay şeklinde ortaya çıkan antik kentimiz. Sizin açık hava tiyatrosu kısmı. Antik kentimizin adı Augusta. Adana'nın Seyhan Barajı'nda sular çekildi. Tarihi antik kent gün yüzüne çıktı. Milattan sonra 1. yüzyılda İmparator Augustus'un eşi Livia Augusta adına inşa ettirdiği biliniyor. Adana'daki Seyhan Baraj Gölü'nde suların çekilmesiyle Roma dönemine ait Augusta antik kentinin bir bölümü gün yüzüne çıktı. Antik kent suları altında kaldığından çok fazla bir bilgi sahibi değiliz. Türkiye'de arkeolojinin kurucularından olan Mahmut Akok tarafından bir 10 günlük kurtarma kazısı yapılabiliyor. Bölgenin tipik bir Roma kenti görüntüsünde inşa edildiğini anlayabiliyoruz. Roma İmparatoru Tiberius tarafından kurulan Augusta Antik Kenti, Merkez Sarıçam ilçesi Kara Ömerli Mahallesi'ne yakın bir noktada bulunuyor. Baraj inşası sırasında bu tür antik kentler ortaya çıktığı an bunun koruma altına alınmasına yönelik şeyler yapılabiliyor. Set sistemi kurulabiliyor. Arkeolog Efehan Hundemir, kentin çevresinde gezerken dahi çok sayıda tarihi kalıntı ile karşılaşmanın mümkün olduğunu belirtti. Sular çekildiğinden itibaren bölgede yürürken dahi tarihi eser kalıntılarını görebiliyoruz. Gördüğünüz üzere seramik parçaları. Bu da şehrin dokusunu göstermesi açısından gayet önemli. Antik kentin tarihi miras açısından çok önemli olduğunu söyleyen uzmanlar bölgenin turizme kazandırılmasını istiyor. Burası bir arkeopark olarak düzenlendiği takdirde ya bunun içinde belediye, Adana Müzesi, üniversite çalışmaları ile bu sağlanılabilir. Burası ciddi anlamda bir turizm noktası haline dönüştürülebilir. Çünkü insanlarımız buna ilgili, yeter ki ortaya çıkartmayı bilelim. Bölgede bulunan Medusalı lahitin de bölgenin önemini simgelediğini söyleyen arkeolog Hundemir, Roma Meclisi'ne bölgeden temsilciler gönderildiğini aktardı. Bölgede bir çiftçinin traktörüne takılan bir lahit bugün Adana Müzesi'nde sergilenmekte. Medusalı lahit. Bu Medusalı lahit bile bu bölgenin aslında ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çünkü Medusa çok önemli bir figür ve lahitlerde kullanılması buradaki önemli insanların yaşadığını gösteriyor. Bölgede bulunan bazı eserler Adana Müzesi'nde sergileniyor.